Bir şey daha diyeceğim Ömer'im. Bugün Fidan konağa geldi. Nikah ne zaman diye soruyor. Başkanı çağıralım da artık imzayı atın. Ne nikahı ana? Ne nikahı olacak? Hükümet nikahı. Ana ben Dicle ile töre istedi diye evlendim. Usul neyse öyle evlendim. Kimse benden daha fazlasını beklemesin. Ruhlum inat etme. Bugün yarın olacak bu iş. Fidan'ı delilendirmeden olsun. Olmayacak ana. Bizim damat da geldi herhalde. Bu kadar temaşayla koşulduğuna göre. Dicle'cim bak gözü verdin. Nerede kaldı diyordun. Ben de nihayet tanışacağım damat beyle. Hatırlıyor musun? Sana İstanbul'da bekleyenim var demiştim. Dediysen dedin. Mazide kaldı. Bitti gitti o iş. Bitmedi ana. O burada. Ben sevdiğime yeniden kavuştum. Oğlum senin karın Dicle. İçeride bekliyor. Allah aşkına böyle şeyler söyleyip yüreğime indirme. Ben kararımı verdim ana. Onu bir daha kaybedemem. Sen de anamsan onu bağrına basarsın. Ne bağrıma basarım, ne kabımdan sokarım. Benim gelinim Dicle'dir. Sen de benim oğlumsan geç karının yanına. Yoksa hakkımı helal etmem sana. Alo Leyla. Canım bitti mi işin? Bitti sayılır. Sen ne yaptın? Neredesin? Ben de Taş Konak diye bir yerdeyim şu anda. Taş Konak'ta mısın? Evet. Niye gelmemem gereken ben? Ha, yok. Şaşırdım sadece biliyor muydun orayı diye. Yok bilmiyordum. Bir hastam davet etti. Eşinin kız kardeşinin doğum günüymüş de seni beklerken oyalanayım dedim ben de. Neyse. Tamam, ben oraya çok yakınım zaten. Hemen gelip alayım seni. Hallederim işleri bir şekilde. Hadi sen çık kapıya. Tamam canım, sen bilirsin. Çıkıyorum o zaman ben de. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Ben bırakayım sizi. Yo, beni alacaklar zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim geliyor da alıyor sen? Sen bana kızdın mı? Yok canım. Hadi gidelim. Hadi bin şu arabaya. Abi! Ne var kız? Girsene sen içeri. Ya gidiyor musun diyecektim. Yok, yatsıcı kılıp geleceğim. Tövbe tövbe ya. Gir içeri, gir. Thank you.
işte. Ulan Kerkeleş, ulan Kerkeleş. Her zaman kapının dibinden ayrılmazsın. Şimdi gideceğin tuttu değil mi? Git arabayı koş getir. Ulan Halil. Ulan Halil. Kız geleli 3-5 gün olmuş. Kabarma hemen, kabarma. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Belki bir hısmıdır. Namuslu kız bu. Finger deseydi, sana finger derdi. Kötü bir şey mi oldu? Yüzün asık senin Ömer. Yok sevgilim. Yorgunum biraz. Bu gece otele gideriz diyordum ama... saat daha erken. Bağ evine gidelim mi? Tamam. Gidelim de benim karnım çok aç ya. Bir şeyler yerim önce. Yoldan alırız bir şeyler. Çok oyalanmayalım. Nereye yetişiyoruz ki? Gidelim. Konuşmamız lazım. Toplantı mı yapacağız Ömer? Konuşuruz, gece uzun. Leyla, sana anlatmam gereken şeyler var. Anlat o zaman. Yolda olmaz. Gidelim oturalım, sakin sakin konuşuruz. Ömer, beni korkutuyorsun. Zaten konuşacağız. Niye bu tedirginliğin? Sevgilim, eve gidene kadar sabret lütfen. Bana sabret diye ne bu? Sen sabırsızsın, bana sabret diyorsun. Celil, ben çıkıyorum. Hanımlar size emanet. Ana, ben çıkıyorum. Çık oğlum, çık. Karın da evde. Biz de kalkarız birazdan. Hevesini aldı. Başım ağrıyor zaten. Kureyşe ana, benim de başım çatlayacak. Vallahi dayanamıyorum. Madem Ömer de gelmiyor, ben de konağa gideyim müsaaden varsa. Git kızım, git. Kadir, yengeni götür. Gülüm, ben çıkıyorum. Abi nereye ya? Ömer abim de gelmedi. Yeter. Siz de kalkarsınız birazdan. Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Restorana gittim diye kızdım. Ne var canım? Kız hastam zaten. Ayrıca eşinin bütün ailesi de oradaydı. Yani öyle doğum günü dedim diye saçma sapan bir ortam gelmesin aklına lütfen. Ayrıca sen bile tanıyor olabilirsin bu insanları. Kızın adı Dicle'ydi, soyadları neydi ya? Tamam Leyla. Böyle kapı önünde mi konuşacağız? Hadi gir içeri. Sen bayağı azarladın beni şu anda. Hayır Leyla, azarlamadım. Ya Ömer, beni çok geriyorsun. Hayır, anlamadım ki. İnsanlarla arkadaşlık edemeyecek miyim? Biliyor musun, kız intihar etti. Bir adama aşık olmuş.
Sözlenmişler. Sonra adam yan çizmiş. Bizimki de bileklerini kesti. Neyse sonra adam kızın aşkını görünce dize gelmiş de evlendiler. Hatta... Belki anlattığı gibi değildir. Ne biliyorsun? Niye bana yalan söylesin canım? Ne saçma bir şey söyledin şimdi? Adam yan çizmiş ne demek Leyla? Belki hiç istemedi evlenmeyi. İyi de o zaman niye sözlensinler ki? Belki de ailesi zorlamıştır adamı. Buralarda ailenin kararı çok önemlidir. Senin ailenin de beni istememesi gibi mi? Bu çok mu önemli olacak? Onu mu hatırlatıyorsun bana? Konuyu buraya getirdiğine göre. Niye yanlış anlamakta ısrar ediyorsun Leyla? Burada insanlar ailesi için, töre için, kan dökülmesin diye... ...kendilerini feda ederek hiç istemedikleri evlilikler yapabilirler diyorum. Ömer... ...biz burada birbirini seven insanlardan bahsediyoruz. Sen niye erkek tarafı kesildin ki birden? Anlamadım. Anlamayacak ne var Leyla? Belki adam onu hiç sevmedi, istemedi. Hatta belki başkasını seviyordu. Hatta belki kıza elini bile sürmüyor. Olamaz mı? Olamaz sevgilim. Olamaz tabii ki. Niye? Bu kadar zor mu senin için bunları anlamak? Zor değil. İmkansız. Buraların gerçeği. Benim ait olduğum toprakların gerçeği. Böyle imkansız deyip kestirip atacak mısın? Ömer, konumuz bu değil. Ayrıca konu biz de değiliz. Buraya uyum sağlayamam diye korkuyorsan merak etme yani. Ben buradaki gerçekleri yok saymıyorum ki. Kabul ediyorum ve onaylamıyorum diyorum. Sen onaylıyor musun sanki? Neyse canım. Dicle ile kocası gayet mutlular bence. Biz geçen gece otelin bahçesinde kavga ederken onlar gayet balayı odasında... ...romantik dakikalar yaşıyorlarmış. Kahve yapacağım kendime, ister misin? Tamam. Diyar nerede? Sana deli oldum ben. Tamam mı? Çekil yolumdan. Bak biri gelecek. Görecek şimdi. Çok korkuyorum. Neden? Korkma ya. Benim yanımda kimse bir şey yapamaz sana. Azılı katillerden kaçmıyorum. Hı. Annemden kaçıyorum. Hem ne yapabilirsin ki? Nasıl? Geçenlerde abinden kurtarmadın mı seni? Ben bulurum yine bir yolunu. Ya tamam. Hadi git şimdi. Bir kere daha gül, öyle gideyim ben. Senin yüzünden ağlayacağım bu akşam ha. Hadi git. Annen gelirse derim ki... ...kızınızla niyetim ciddi. Annemle abimler de seni bekliyorlardı hemen. Beni vermek için. Kızım neredesin sen? Hadi gidelim artık. Geliyorum anne. Yürü. Paraladın kendini ya, yazık. Bak çay getirdim sana. İç, ferahlarsın. Tut. Sağ olasın abla. Zahmet oldu. Yok ablacığım, yok. Bana zahmet olmaz. Ben alışkınım elimin işte olmasına. Ben de bunu içeyim, yatayım bari. Yat tabii, yat da senin gözüne uyku girmez şimdi.
Neyse, dur bakalım. Ne yapacağız? İçimizi ferah tutacağız. Ben çözeceğim senin işini, yardım edeceğim sana. Yok ablam ya, sağ olasın. Allah razı olsun ama sen benim için uğraşma daha fazla. Hanımım bakar bir çaresine. Sen şimdi Dicle kızar diye mi korkuyorsun? Hı? Hiç korkma. Şimdi bizim aramızdaki düşmanlık başka, Mazlum'un yanında bir olmak başka. Dicle de sana arka çıkar. İnşallah. Ama bak, ne diyecek? Kureyş'e ana da aynı senin gibi yanaşmasını vakti zamanında kovmuş evinden iftiradan. Milletin ağzına laf veremem ben demiş. Onlar hanım, elbet önce kendilerini düşünecekler. Emi bin Naz. Dicle yapmaz öyle şey. Ya inşallah yapmaz Binnazcığım, inşallah. Ya zaten ben Dicle kötüdür diye demiyorum. O başka, biz başka diye diyorum. Sen yine çok güvenme ki sonradan canın yanmaz. Şimdi misal mesela, Kureyş'e yarın der ki ben evimde el uzun insan istemiyorum. Ama Dicle de diyemez ki kalsın. Sen de el olsun dendiğinde kalırsın. Koca bile bulamazsın. Bana yapamaz. Bana yapamaz abla. Sen şimdi diyorsan ki biz hep dip dibeydik. Yani sepetim dolu. Tabii. Eğer senden korkuyorsa tabii bir şey yapamaz. Binnaz! Neredesin? Koş çabuk! Tut, tut, tut! Binnaz! Neredesin iki saattir? Buradayım. Aa, herkes nerede? Anam öndemiyorlardı seni. Yok, ben kendim dedim. Başım ağrıyor, gelip yatayım diye. Kadir abi de çıkıyordu. Sağ olsun beni de bıraktı. Yok, yok. Koşma hiç. Kocanın işleri vardı. Beni bıraktı gitti. Severek ayrılmayacağız gülüm. Ne yapıp edip alacağım seni sonunda. Biz ayrılamayız. Katil edecek bu beni. Katil edecek. Ceylan, biri öldü de sen bana mı demiyorsun? Bak asabım bozuluyor ha. Yeter artık. Gidiyorum.
geliyorsun işte işine. Kurtuluyorsun benim sesimden, rahat bırak beni. Bana bak. Hele ki o gözyaşların serserinin biri içinse vallahi döverim seni. Niye ağladığımı çok mu merak ediyorsun anne? Kız 100 keredir soruyorum. Derdin neyse söyle anana diyorum, daha ne diyeyim? Niye herkes gibi bir hayatımız yok diye ağlıyorum. Babam niye bizi bırakıp kaçtı diye ağlıyorum. Sen niye terzi değilsin diye ağlıyorum. İyi. Otur ağla o zaman. Bakalım ne değişecek? Bu anannelere göğüs gerip büyüttü seni. Kıymet bilmesen. Anne, ben çocuk değilim artık. Kandıramazsın. Gideceğim bu evden. Babam öldü diyorum, annem de öldü derim. Hele bir dene. İster döv, ister kapıyı kitle. Bulurum yolumu. Seni hayatımda istemiyorum artık. Efendim Ziren. Nasılsın Kadir'im, iyi misin? Merak ettim seni. Ben iyiyim de. Hayırdır, sana ne oldu? Ay yok bir şey ya, hastayım ya biraz. E geleyim seni hastaneye götüreyim. Ay yok öyle doktorluk bir şey değil. Başka bir şey bu galiba. Ay içim bulandı. Biraz da başım dönüyor. Öyle yatacağım da geleceksen bekleyeyim mi seni diye soracaktım. Neyse, madem sen geliyorsun, bekleyeyim ben seni. Gelelim bizi koştura koştura eve getiren şu meseleye. Ama önce sen anlat ki sıra bana gelsin. Seni affetmiş olabilirim. Ama bu seni süründürmeyeceğim anlamına gelmiyor sevgilim. Ben sıramı sana veriyorum o zaman. Canım benim. Çok centilmezsin. Ama olmaz. Evet dinliyorum. Ömer, beni korkutuyorsun. Kızdın, kıskandın sandım. O yüzden gerginsin sandım. Ama galiba başka bir şey var. Halledemeyeceğimiz şeyler değil Leyla. Sadece sana bağlı. Beni seviyorsan, bana inanıyorsan her şeyi birlikte göğüs gereriz. Kimse, hiçbir şey duramaz karşımızda. Dün yoluma çıktın. Gitme dedin. Kaldım. Tek bir soru bile sormadan affettim seni. Neden biliyor musun? Çünkü bana gitme diyen gözlerini gördüm. İnandım. Sen bana böyle baktığın sürece ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen bana gözlerini kapatmadığın sürece ben hep sana yanımda kal der gibi bakacağım Leyla. Gözlerimi kapatmazsa. Şu öteki Ömer meselesi yani. Tamam. Dinliyorum, anlat hadi. Leyla. Bak burada düzen senin bildiğinden çok farklı. Sorumluluklarım var. Aldığım her karar binlerce insanın hayatını etkiliyor. En son kendimi düşüneceğim bir hayat yaşıyorum. Sen de listenin sonunda olacaksın mı diyorsun? Öyle demiyorum.
Herkesin iyiliği için hayır diyemediğim durumlar oluyor. Senin anlaman zor biliyorum. Mesela beni istemeyen ailene hayır diyemezsin değil mi? Ben senin gizli saklı sevgilin olmam Ömer. Olamam. Leyla. Bunu istiyorsun değil mi? O yüzden susuyorsun. O yüzden kaçtın. Aileni karşına alıp benimle evlenemezdin. Leyla. Senden kaçmadım. Sonuna kadar savaştım senin için. Ama kaybettim. Öyle mi? Ya Ömer? Yoksa seni başkasıyla mı evlendirmek istiyorlar? Ha? O yüzden mi Dicle için öyle şeyler söyledin? O yüzden mi burada böyle şeyler olur diye inatlaşıp durdun benimle? Hı? Leyla. Gözlerini. Hani ben sana gitme der gibi baktığım sürece hep yanımda kalacaktın. Farz et ki iki kişiyiz bu dünyada. Başka hiçbir şey duyma, görme. Sadece beni duy. Sana diyorum ki, ne olursa olsun, kim ne derse desin, Leyla, ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum ama... Vazgeçmediğimiz sürece bizi hiçbir şey ayıramaz Leyla. Yeter ki birbirimizle savaşmayalım. O zaman gerekirse bütün dünyayı karşımıza alırız. Ben alırım senin için. Sabah erken Kazım'ı otele yolla. Doktor hanımı alsın, köye bıraksın. Kapısını da beklesin ha. Halil, geldin. Geldim anam, geldim. Git sen rahatını kaçırma, yat. Haydi. Olmayan rahatımı kaçıracağım, ha? Ana, gözünü seveyim başlama gene dövünmeye. Başlama, ne olur başlama ya. Yok oğlum. Dövünmek değil de, bak görüyorsun, kıymadılar hükümet nikahını da. Bir ses etmiyoruz, iki ses etmiyoruz. Kız iyice kıymetten düşecek. Sen de ne vakit ağzımı açsam, acıma kakıp beni derdimle bırakıyorsun. Baban öldü. Bir başım kaldı üstünüzde. Vallahi bana da bir şey olursa, Dicle'mi iyiden iyiye korlar ayaklar altına. Demem o ki, ne yap ne et, kıysınlar kızımın nikahını.
O kendinden razı. Ömer'in insafına bırakma yavrunu. Ömer'in fiyakasını da, kendinden razılığını da bugün yarın bozacağım hanım. Sen merak etme. Artık dalaşa girme Halil. Dicle'yi de koyduk kapılarına. Kızımın kıymetini bilsinler yeter. Ne yapacaksan artık usulüyle yap. Usul? Niye ana? Ha? Niye? Her şey usulüyle mi oldu sanki? Abimin kanı yerde kaldı. Babam bunların derdinden gitti. Üstüne üstlük kızı da babama sebep verdik, kendi ellerimizle koyduk gerdeğe. Sen sağ ol. Hani usul? Her şey usulüyle mi oldu da benden usul bekliyorsun ana? Halil. Halil bak sen ağasın. Her zaman yerin var. Demem o ki, kızımın da yeri sağlam olsun el kapılarında. Tamam ana, tamam. Yapacağım kızının nikahını. Hatta bakmışsın, oğlun da bası vermiş nikah peşinden. Ben şimdi anneme söylersem yüreğine inecek. Diyorum ki, kimseye haber vermeden aramızda sade bir nikah yapsak. Ben seninle haber veririm. Şahidim olur. Sonra her şey yoluna girdikten sonra haber veririz herkese. Öyle yaparız düğünümüzü, ne dersin? Tamam. Sen nasıl istersen. Çok kızacaklar sana. Annem de bana. Ama doğrusu bu galiba. Bazen sevdiklerimizden bazı gerçekleri saklamak zorunda kalırız. Onların iyiliği için. Herkesin iyiliği için. Haklısın. Sonuçta alışacaklar yani. Başta kesin bir laf ederler de. Sonra mecburen kabul etmek zorunda kalırlar. Sonuçta bizim mutluluğumuz önemli onlar için de. Öyle değil mi? Buyurun. Çok güzel bir geceydi. Herkese teşekkürler. İyi geceler. Emine. Buyur hanıma. Bu eli uzunu gözünün önünden ayırma. Ya terbiye olacak ya kapı dışarı konacak. Bunu böylece bilsin. Tamam hanımım, sen hiç merak etme. Ben iki günde muma çeviririm onu. Celil. Buyurun hanıma. Ne yap et? Bu kız neymiş, kimmiş Ögre? Yarın akşama kadar sana mühlet. Elin boş dönme sakın. O Eminali manyağıyla uğraştığım yetmiyor. Bir de seninle mi uğraşacağım Binnaz'a? Ne işin var senin Zilan'la? Allah Allah ya, Allah Allah ya. Benim ne işim olacak zaten Zilan'la ya? Da onun benimle olacak. Ağzımın içine bakıyor vallahi. Senin peşinde ya, açığını arıyor. Kime gelecek? Bana gelecek. Ona göre sen de beni itip kalkıp durma. Binnaz. Ay! Tepemi attırma. Hele bir çözülsün o dilin. Bak nasıl keseceğim nefesini. Hoş geldin Kureyşe Ana. Başım ağrıyor deden. Ona bakmaya geldim kızım. Sağ ol anacığım. İyiyim. İyi o zaman. Hadi hayırlı geceler. Ha Kureyşe Ana. Ya sana bir şey diyeceğim. Binnaz o odayı boşaltsın. Fadi'nin yanına geçsin.
Böylesi daha münasip. İyi düşünmüşsün kızım. Sen beni koruyacağına ezdir böyle ezdir. İyi yapıyorsun. Ben seni ezdirmek istesem şimdi kapı önünde olursun. Bir bildiğim var herhalde. Benim hizmetimi görecek kadın çok. Senin tek işin benim hizmetimi görmek değil. Herkesle otur kalk, ye iç. Ama kulağın delik olsun. Bu konağın taşından duvarından bile haberin olacak. Of Celil, ödümü kopardın. Kim o el uzun Emine? Bak, Fadik falan bir şey yaptıysa sakın benden saklama. Delirme Celil, Binnaz'ı diyor. Hırsız mıymış kız? Bak Celil, diyeceğim ama ağzını açmak yok. Yemin ver. Ya durduk yerde yemin verdirme. De ne diyeceksen? Hanım ağanın Dicle'ye konağa girerken taktığı kolye var ya, aha o kolye çalındı. Binnaz mı çaldı? Deli mi bu kız? Yok işte, o çalmadı. Gözümle gördüm ben. Hoş geldin ağam. Eyvallah Celil. Hadi hayırlı geceler. Kız, yoksa... Gözümle gördüm Celil. Zilan aldı. Ama kolye Binnaz'ın odadan çıktı. Aha işte o kolye o odaya nasıl gitti ona hiç aklım ermiyor. Karışma sen hiçbir şeye. Her biri bir çeşit bir renk. Allah sabır versin hanım ağama. O kolyeyi sen mi çaldın koydun odama? Sen hakka salaksın ha. Kureyş'a bana herkesin ortasında göstere göstere hanım ağalı kolyesini takacak. Ben de sümüklü bir nazdan kurtulmak için o kolyeyi çaldırdım diye yaygara yapacağım ha. Ben o kıymete layık değil. Bir kolyeye bile sahip çıkamadı dedirtir miyim? Bak, bunu aklına sok. Ben senden kurtulmak istesem şıklatırım parmağımı, yok olursun. Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da... E kim çaldı da koydu onu o zaman odama? Bak. Bunu yatağımın altına kim koyduysa o. Ya ne oldu? Sen geldin ya. İyiyim şimdi Kadir'im. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi gel ben seni hastaneye götüreyim. Yok. Öyle doktorluk bir şey değil. Başka türlü bir şey bu. Kadir'im. Bozbeylere ilk torununu sen vereceksin. Soy senden sürecek. Alo Sadık. Bir saat sonra belediyenin orada ol. İşimiz var. Baş üstüne ağam. Bir saat oradayım. Ne diyor ağam? Belediyeye çağırıyor. Günaydın Emine abla. Günaydın. Ben ne yapayım? İçeri geç, kiler temizlenecek. Olur abla, yaparım. Erken kalktık ki yol alalım usta.
Bugün çok işimiz var. Çok. O sosyete zibidisine dersini vereceğiz bu gece. Kazım mı? Aç aç. Doktor hanım almış mı? Alo. Rüstem abi. He Kazım. Bu doktor hanım yok. Otele sordum, burada kalmıyor dediler. Abi ne yapayım şimdi? Tamam. Doktor hanım otelde yokmuş. Ulan niye erken gitmemiş bu herif? Gerekirse geceden gidecek, bekleyecek, dikilecek orada. Bir işi de becerin be. Bir işi de becerin. Tamam. Kazım erkenden gitmiş, otelde kalmıyor demişler. Ne demek lan otelde kalmıyor? Ne demek lan otelde kalmıyor? Tamam, bir daha sorsun mu? Ben sizin yapacağınız işe de, size de... Günaydın sevgilim. Günaydın. Neden erken kalktın bu kadar? Uyuyamadın mı? Ömer, ben düşündüm de... bu kadar aceleciyle evlenmemiz kötü mü olacak acaba? Yani ailenle bir konuşsam mı? İkna etmeye çalışsam mı acaba? Bir denesem mi? Sen bunları düşünme. Asla ikna olmazlar diyorsun yani. İkna olmalarına gerek yok. Kabul edecekler. Bizim birbirimizden vazgeçemeyeceğimizi görünce... kabul etmek zorunda kalacaklar, öyle mi? Zaten ben şimdi anneme söylesem kesin gelip engel olmaya çalışacak. Boşuna kalp kırıp kavga etmenin anlamı yok. Tamam sevgilim. Hem ben zaten yalan söylemiyorum ki. Sadece biraz geç söyleyeceğim, o kadar. Hadi ben seni sağlık ocağına bırakayım. Oradan da nikah işlemlerini hallederim. Yarına yetişir. Tamam mı? Ne? Yarın mı evleniyoruz? Niye bu kadar acele? Neden bekleyelim? Ay yok, beklemeyelim de... bilmiyorum, çok heyecanlandım şu anda. O zaman ben seninle haber vereyim. Ne giyeceğim ki? Nerede yapacağız peki nikah? Nerede istersen. Burada yapalım. Tamam. Tamam. O zaman ben işe gideyim. Erken çıkayım. Alışveriş yaparım. Halil yapma, yapma. Kızı korkutma. Kız burada ev tutmadı mı? Evinde yatıp kalkıyor işte. Tansiyon yapma, sakin ol. Sakin ol. Ama işi de uzatma. Git karşısına otur. Konuş efendi gibi, al kızı. Thank you.
Ulan Leyla. Sen buralara benim olmaya gelmişsin. Haberin var mı? Yoksa da olacak. Bugün olacak. Bugün. Hadi Kadir'im güle güle. Hayırlı işler. Sen beni merak etme. Ya tamam gir içeri yorulma hadi gir. Ay, meyve mi yesem, ne yapsam? Ha? Yok ya, tatlı mı çekti benim canım? Bilemedim. Ay, öyle de bir midem bulanıyor ki. Binnaz, sen benimle odaya gel. Bir şeyler ayıkladım, çıkanları sana vereyim. Hadi. Emine abla, sen de iki kahve getiriver bize. Ay, nasıl canım çekti ya? Sen nasıl içiyordun kız, orta mı? Hadi getir ver. Yürü. Ah. Ana. Buyur kızım, gel. Ben de hesaplara bakıyordum. Ya rahatsız etmeyeyim dedim ama sana bir şey diyecektim. Gir buyur otur. Bunu sana nasıl diyeceğim bilemedim ama ayıptır mayıptır demeyeceğim, diyeceğim artık. Ne olur kusuruma bakma. Ne oldu kızım? Ben biraz da senin gücüne güvenerek gelin geldim bu konağa. Sen de biliyorsun. Kan dinlemeden, dava dinlemeden kendimi feda etmeye kalktım da geldim. Ben bu kadar diretmeseydim, anamla abime kalsa Allah bilir ne yapacaklardı. Bilmez miyim kızım? Kan yerine gelmiş kız, kendiyle ne kadar övünse yeridir. Erkekleri durdurmuş, davayı söndürmüş. Senin yerin başımızın üstüdür. Ama ya hani Ömer ilk geceden beri bin bir bahaneyle eve gelmiyor ya. Sen üzerine alınma kızım. O bana kızdı, işlerine karıştım diye ondan yapıyor. Yok ana. Ben biliyorum neyin ne olduğunu. Neyi biliyorsun kızım? Söyledim ya sana. Ömer'i evden, benden uzaklaştırmak için muska yazmışlar. Yatakta buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Emine! Emine! Ne oldu kız, yıkıldı konak? Abla ben bir mutfağa gideyim bakayım. Bana kızmasınlar. Kız benim yanımdasın, korkma bu kadar. İyi tamam git madem. Allah'ım ya. Bir gün rahat edemeyeceğiz şu konakta. İlla her gün bir olay çıkartın. Geldim hanım ağam, geldim. Gözlerim bunu büyük odadaki yatağın altında bulmuş. Nasıl oluyor bu? Vallahi haberim yok. Bilemedim hanım ağam. Nasıl haberin yok? Sen necisin? Hangi el benim oğlumun odasına fütursuzca girer? Vallahi hanım ağam, biz Fadik'le düğün öncesi o odayı altını üstüne getirerek temizledik. Başka bir şey de görmedik. Sizden başka kim girdi? Kimse girmediyse seni de Fadik'i de bir eder, cümle aleme rezil ederim. Vallahi hanım ağam, ben bu konakta bugüne kadar kimin ne ayıbını gördümse hep üstünü örtüm. Ama artık olanlar benim boyumu aştı. Hanımım, geçen gün dama süpürmekten geliyordum ben. Büyük odada Zilan'ı gördüm. Sen ağzını açma.
Bir baktım ki Zilan senin gelin hanıma verdiğin kolyeyi almış, böyle boynuna tutmuş. Sen ne demeye getiriyorsun Emine? Ben gördüklerimi söylüyorum. Başka da o odaya ne gireni ne çıkanı görmedim ben hanım ağam. Ana hiç bakma bana öyle. Kapındakinin lafına mı inanıyorsun, benimkine mi? Korkmuş senden, iftira atıyor bana. Günahtır, ayıptır ha. Ben gördüğümü söylüyorum hanım ağam. Ne gördün? Terbiyesizlik etme. Herkes yerini bilsin. Siz ne zaman gördüğünüzü bildiğinizi benden saklar oldunuz. Ne oluyor size? Yıkıl gözüm görmesin. Ana, bak ben bugüne kadar sana hiç terbiyesizlik etmedim. Ama sen de bu iftiranın peşine düşersen artık gerisini Kadir'e anlatırsın. Bundan böyle haddinden de şaşma, odanın yolundan da. Benim seninle uğraşmaya hiç niyetim yoktu Zilan. Elinizdeki kana rağmen iki elte anlaşır gideriz demiştim. Ama sen beni karşına aldın. Bana bir daha bunu yaparsan sana yerimi göstermek bana düşecek. Bugün beni elekten geçirdin. Ama bakalım, gör bakalım yakında o eleğin üstündeki kim, altındaki kim. Neredesin sen Ceylan? Hastaydım, ondan gelemedim dün. Ya telefon açıp bir haber vereceksin Ceylan. Özür dilerim, bir daha olmaz. Ya tamam, ayrıca merak da ettim. Yani başına bir şey mi geldi diye telefonlarıma da bakmadın. Bir daha böyle bir şey yapma. İlaç alıp uyumuşum, geç gördüm aradığınızı. Ya geç de olsa haber vereceksin. Yok, geç saatte arayamam. Müsait olmazsınız. Yanlış anlaşılır filan. Tamam. Hadi işine bak. Kadir Bey. Ben birkaç gün personel odalarında kalsam. Niye, hayırdır? Şey, evde yalnız olacağım da korkarım. Otelde kalsam daha iyi. Yani izin verirseniz. Annenin haberi var mı? Var. O dedi zaten. Tamam. Selin, hazır mısın? Müjdem var sana. Biz evleniyoruz. Ne? Dur, hiçbir şey söyleme. Az önce Ömer aradı. Yarın sabah 11'de nikahımız. Nikah şahidinde sen olacaksın tabii ki. Mutlaka gelmen lazım. Hadi hazırlan hemen. Bir dakika ya. Teker teker anlat. Kızım, hangi ara barıştınız? Hangi ara evlenmeye karar verdiniz? Ay, ne aceleniz var? Ya onları sonra anlatırım. Acelemiz var çünkü kimseye söylemeden olsun bitsin istiyoruz. Biliyorsun annem kıyameti koparır. Ömer'e çok kızgın. Ömer'in ailesi tam tahmin ettiğimiz gibi çıktı. İstanbul'da gelin istemiyoruz durumu. Mecbur, biz de nikah kıyıp çıkacağız karşılarına. Ya canım, böyle de hiç tadı çıkmadı ki ama şimdi. Ya benim gece nöbetim var. Sen bak işlerini hallet. Ben sabah çıkar çıkmaz geleceğim yanına, tamam mı? Tamamdır, öpüyorum seni. Görüşürüz. Deli kız ya. Merhaba. Buyurun Ali Bey, hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk.
Leyla Hanım. Ben sizi buyur etmeye geldim. Öğle vakti hazır. Bir yemeğe gitsek. Yani benim sizinle konuşmak istediğim bir konu var da. Mühim. Hayırdır, Dicle ile mi ilgili? Ama şu anda çıkamam çünkü güvenlik yok. Buyurun içeride konuşalım. Hem Dicle ile ilgili, hem benimle ilgili, hem de sizinle ilgili. Hepimizi ilgilendiren bir durum neticesinde. Yani işte böyle ulu orta konuşmasak. Önemli bir mesele sonuçta. Ailevi bir durum. Peki. Ben içeriden çantamı alıp geleyim o zaman. Beni mi bekliyorsun? Yoksa neyi nasıl söyleyeceğini mi düşünüyorsun ha? Yarın Leyla ile evleniyoruz. Sen de şahidimiz olacaksın mecbur. Evlenecek misiniz? Hı-hı. Ya dur hele dur. Geç otur hadi. Geç şöyle. Anlat baştan. İyi. İkna oldu yani kız. Söyleyemedim Tahir. Bilmiyor yani Dicle'yi. Aslına bakarsan biliyor da başka türlü biliyor. Hatta tanışıyorlar. Tanışıyorlar mı? Sevdiği adamın onu terk ettiğini. O yüzden intihar ettiğini. Ama bu hikayenin de mutlu sonla bittiğini sanıyor. O adam benim. Kan davası olmasın diye evlendim diyemedim. Diyecek gibi oldum. Denedim. Ama baktım ki bunu öğrenirse çekip gidecek. Asla kabul etmeyecek. Ha, sen de dedin. Önce kementi atıp yakalayayım vahşi kısrağı. Ha, sonra bir şekilde ehlileştirir. Eğeri atarım üzerine. Ha? Tahir, köşeye sıkıştım, anlasana. Her şeyi anlatırsam Leyla gider. Kendi gönül yaramı geçtim. Bir kere daha onu ortada bırakan adam olamam. Bu ikimizin de iyiliği için. Alnım ak, Dicle benim karım değil. Hiçbir zaman da olmayacak. İmzayı bassın diye gitmeyecek mi sanıyorsun ha? Giderse de kolumdan tutup getirmeye yüzüm olur. Bağırır, çağırır, kızar, ağlar. Ama sonunda her şeyi bizim için, onu sevdiğim için yaptığımı anlar illaki. Öyle öyle. Yani orası öyle. Ama... Tahir, başka çarem yoktu. Sen demiyor muydun her doğruyu söyleme ama her söylediğin doğru olsun diye? Her doğruyu söylemedim işte. Ama söylediğim her şey doğruydu. Bomboş. Teşekkür ederim. Gerçi baktım azdı zaten. Serviste hızlı olur böylelikle. Bu saatlerde sakin olur burası. O yüzden getirdim sizi buraya. Yemek bir şeyler hazırlattım şimdilik ama beğenmediyseniz... Yo yo, aç değilim zaten. Ben şu mühim konuyu merak ediyorum aslında. Dicle nasıl bu arada? Devam ediyor değil mi psikoloğa? Konuşamadık hiç. Kardeşim iyi doktor hanım. Çok şükür iyi. Onun derdine derman oldunuz. Ama ben hiç iyi değilim. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Hem ciddi... ...hem hayati. Hayırdır Halil Bey? Ne yapabiliriz? Anlatın. Kalp doktor hanım. Kalp.
Ve bunun dermanı bir tek sizsiniz. Anlamadım. Derdim yüreğimde gizli. Eller ne bilsin? Demiş yani Ozan. Siz bilin. Benim derdim de sizsiniz. Dermanım da sizsiniz. Bizim buralarda insan bir kere aşık olur. Bir kere sever. Bunun adına da sevda derler. Ben de sizi gördüm. Sonra dedim ki kendi kendime, Halil, senin de sıran geldi işte. Halil Bey. Ben çok şaşırdım. Ama lütfen. Bizim buralarda en iyi yapabildiğim şey beklemektir Leyla Hanım. Toprağı bekleriz. Tohumu bekleriz. Yağmuru bekleriz. Ne bileyim, güneşi bekleriz. Ömrümüz beklemekle geçer yani. Sen hiçbir şey deme. Ben beklerim. Sesimi duymanı beklerim. Gönlümdeki yerine alışmanı beklerim. Gönlümde ufacık da olsa bir yer edinmek isterim. Beklerim. Kimseye, hiçbir şeye etmeyeceğim kadar sabrederim sana. Kalbinizi kırmak istemem ama maalesef hislerinize karşılık yok bende. Şey, ben gerçekten geç kaldım. Teşekkür ederim. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Sizi köyünüze ben bırakayım. Yok, zahmet etmeyin, teşekkür ederim, ben giderim. Leyla Hanım, ne yaparsan yap benden kaçma. Sana gönlümde yerim var dedim. Sen o yeri beğenmediysen ben sana küsecek değilim ki. Başımın üstünde yerim baki. Buyurun. Gerçekten zahmet etmeyin, ben giderim, sağ olun. Lütfen. Sizi biz aldıysak geri biz bırakacağız. İnat etme. Kimseyi yarı yolda bırakacak değiliz. Rüstem. Söyle çocuklara arabayı hazırlasınlar. Doktor hanımı köye bırakacak. Geç kalmasın işine gücüne. Buyurun doktor hanım. Peki, sağ olun. Ben buradayım Leyla Hanım. Ne zaman Halil dersen hemen oradayım. Eksik olmayın Halil Bey, sağ olun. Hayırlı işler. Thank you.
başımı derde sokacaksın ha. Tuvalete diye çıktın dersten. Hadi ne söyleyeceksen söyle hemen. Vallahi benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben öyle yüzünü göreyim diye dedim. Sen bayağı yalancısın yani. Aşkta her şey mübahtır diye bir laf vardır. Sen duydun mu onu hiç? O zaman şıp sevdisin. Ne çabuk aşık oldun? Valla ben şıp sevdi değilim de... ...sen şıp diye sevilecek birisin. Belki ondandır ha? Tamam, ben derse gidiyorum artık. Ya bak, bu böyle olmayacak ha. Ben bir daha ne zaman göreceğim seni? Bilmiyorum ki. Bulacaksın artık bir yolunu. Yani sonuçta benim durumum belli. Yengene falan söylesen. Çarşıya falan çıkarmaz mı? Seni idare etsin ya. Bakalım. Bak bakalım. Ay kız, ne oldu sana? Çekil ana, çekil. Yandım ben, yandım. Kureyş'e bastı, tokadı bana. Elleri kırılasıca. Niye vurdu kız? Emine gözü batasıca görmüş beni kolyeyi alırken. Salak. Sen küçükken de böyleydin. Hiçbir işi beceremezdin. O hımbıl babana çekmişsin. Ah ne olurdu azıcık bana çekeydin. Ama nerede? Nerede? Bana benim derdim bana yetiyor zaten. Hey hey, tamam. Haydi. Ne dedin Kureyşa'ya? Ya ne diyeceğim? İftira dedim, inkar ettim ama oralı bile olmadı. Olsun, iyi ettin. Aferin. Sonuna kadar hep inkar edeceğim. Ya ana, bir de Dicle Muska'yı buldu. Ondan koptu zaten asıl kıyamet. Pes yani. Pes yani, yazıklar olsun sana Zilan, yazıklar olsun sana. Ya ana üstüme gelme. Ne yapacağız onu düşün. Sen hiçbir haltı becereme. Ondan sonra koş gel. Ana ne yapacağız? Ana ne yapacağız? Şimdi Kureyşa da sanacak ki bütün bunları kafana hep ben soktum. İyice şişinecek, bilenecek bana. Vallahi o konaktan içeri adımımı da attırmayacak ha. Ana sen kendi derdine düştün. Ben diyorum ki beni kapının önüne koyarsa hepten biteriz. Kafayı çalıştır. Kadir ne diyor? Ya bir şey bilmiyor daha. Ama akşam gelince öğrenecek. Ya ana bir de ben şey dedim Kadir'e. Ne dedin kız? Gebeyim dedim. Ah, ah çok şükür. Dualarım kabul oldu sonunda. Ya ana şükretme. Gebe miyim, değil miyim bilmiyorum. Attım. Gebesin, gebesin. Sen gebe ol da ne zaman doğurursan doğur. Hiç önemli değil. O dilleri kopasıcalar sana nasıl iftira atarlarmış? O elleri kırılası Kureyş'e benim kızıma nasıl vururmuş? Ya torunum düşeydi, ya bir şey olaydı? Şimdi Kadir bunun hesabını sormaz mı? Eğer ben damadımı şu kadarcık tanıyorsam sorar. Anne niye geldin? Ben herkesten saklıyorum. Seni kovdurmak mı istiyorsun beni? Çabuk eve Ceylan. Yoksa burada öyle bir yaygara çıkarırım ki korktuğun başına gelir. Anne niye bana bunu yapıyorsun? Kız ne yapıyorsun? Ne demek eve gelmeyip otelde kalmak? Kırdırma bana bacaklarını. Anne git. Ne olur git. Seni almadan şuradan şuraya gitmem Ceylan. Yürü. Gelmeyeceğim. Hatta bir an evvel buradan da gideceğim. Antalya'da birkaç otele iş başvuruları yaptım. Seni de her şeyi de arkamda bırakıp gideceğim. Ben artık çocuk değilim. Kendi hayatımı kuracağım. Yapma Ceylan'ım. Yapma. Nasıl bırakıp gideceksin ananı? Anne. Yalvarırım git. Thank you.
Leyla. Ceylan ne oldu sana? Kimdi o? Hiç kimse. Yani bir tanıdık, önemsiz biri. Seni ağlatacak kadar önemliymiş demek. Kavga ediyordunuz. Ya anlatsana, ne oldu? Yok anlatacak bir şey. Yalan söylüyorsun. Annen de değil mi? Ya belli ki aranızda paylaşamadığınız bir mesele var. O kadını üzme. Hiçbir anne evladının kötülüğünü istemez. Topla eşyalarını evine bırakıyorum, hadi. Ya kadın rahatlar, sevinir biraz. Hadi. Kadir Bey lütfen. İyi geceler. Kız doktormuş hanımağım. Bizim yeni açılan sağlık ocağında çalışıyormuş. Ömer tayin ettirdi kesin. Rezalete bak. Fidanı da Halil'i de kapımıza dikecek gene. Köylünün de diline düşecek. Ne yapıyorlarmış? Otelde mi kalıyorlarmış? Bağ evinde kalıyorlarmış hanımağım. Yarın Ankara'ya telefon edeceğim. Bir an evvel tayinini başka yere yaptıralım. Kızı da bir kenara çekelim bakalım. Yarın sağlık ocağına gidelim. Ömer kafasının dikine göre gidiyor. Belki kız daha akıllıdır. Ya ben heyecandan uyuyamam ki sabaha kadar şimdi. Yüzü gözü şiş, çirkin bir gelinle evleneceksin. Pişman olma ama sonra bak. Asla pişman olmayacağım. Söz veriyorum. Ben de söz veriyorum sevgilim. Anladınız mı lan beni? Bak en ufak bir hatanızda o mayınlara tek tek oturturum size ha. Anladık ağam. Duyamadım. Anladık ağam. Ağam. Şşş. Avaral. Sen anladıysan hepsi anlamıştır. De bakayım ne yapacakmışsınız? Önce Kadir'i paket yapacağız. Biraz hırpalayacağız. Sonra katırı yanına katıp mayının üzerine bindireceğiz. Sabah da Ömer'i arayacağız, haber vereceğiz. Peki siz kimsiniz? Yani ne diyeceksiniz Ömer'e? Suriyeli Topal Abdül'ün adamlarıyız ağam. Aferin. Haydi iş başına. İş başına hadi. Rüstem. Buyur ağam. Yarın sabah güneş doğduğunda bizim küçük ağa mayın tarlasının ortasında ha böyle karpuz gibi parıldayacak. İnşallah kurtarırlar. Takdir ilahi. Ömer Efendi'yi de alır jandarma, birkaç gün misafir eder. Üstlerine vazife olmayan işlerden ele tek çekmeyi öğrenirler. İyi dedin ağam. İyi dedim tabii. Hadi doğru Gülbahar'a. Dostla düşmana nerede olduğumuzu, adresimizi belli edelim ki Allah korusun yarın öbür gün iftira falan atar olur ama. Hadi git sen arabayı hazırla. Başım sağ ol. Ah ulan Leyla. Mayın da neymiş? Sen bugün benim gönlümün orta yerinde atom bombası patlattın be. Herkesin önünde eğilip büküldüğü Halil'i karşında eğdin, büktün ya. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Hele öpülecek kadınsın. Ama ben öpeceğim o eli. Sonra da sana elimi öptüreceğim. Bak görürsün. Görürsün. Ya Zilan ne oldu yine? Niye ağlıyorsun Allah aşkına?
Yok, bir şey öyle geldiler işte. Tamam hadi çık yukarıya, ben üzerimi değiştirip geliyorum. Yok, ben hiç çıkmayayım, daha iyi. Niye, hayırdır? Yok bir şey, sen hiç sıkma şimdi canını benim yüzümden. İyiyim ben, iyiyim, merak etme, iyiyim ben. Kızım anlatsana. Dicle ile mi kapıştınız yine? Ya Kadir, herkes kafayı bana taktı. Şimdi bana iftira attılar. Emine abla bile bir olmuş Dicle ile. Yok ben Dicle'nin odasına muska koymuşum da. Yok anamın Dicle'ye verdiği kolyeyi almışım, bir Naz'a da suç atmışım. Dilan. Senin bu mevzuda bir suçun var mı? Yok mu, bana doğruyu söyle. Ya bana sen bile inanmıyorsun işte bana ya. Benim derdim zaten bana yeter. İki canlıyım be. Kureyş'in adı inandı onlara. Bastı bana tokadı. Ya. Otur oturduğun yerde Zilan. Sen kimseye bulaşma. Kimse de sana bulaşmayacak. Tamam. Bekle. Yenge, sen bütün gün evde sıkılmıyor musun? Yani arada gelip beni okuldan alsan, çarşıda gezsek biraz. Sıkılmıyorum. Hem niye sıkılayım ki? Ama gelirim diyorum. Kızım yeni gelin çarşı pazar dolaşacak değil ya. Anam bir gelsene, bir şey konuşalım seninle. Bana Zilan'la ilgili bir sıkıntı olduğunda bana söyle. Gerekirse cezasını ben keserim. Bir daha el kaldırma Zilan'a ana. Vay 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 vay. Oğlum karısının lafının hatırına karşıma dikilir olmuş. Madem kendini bend edecektin onun önüne, o zaman zapt etmesini bil. Onu toparlamak ne bana ne de sana düşmez. Herkesin ettiği doğru. Herkes hüküm sahibi de biz, İlhan'ın kim eksik ana? Karım iki canlı. Karnında da senin torununu taşıyor. Bundan sonra kimseden eziyet görmeyecek. Bebek geliyor, bebek geliyor. Ben sana demedim mi karışma diye? Niye söylüyorsun? Ya zamanında diyecektin, ya çeneni hep tutacaktın. Söylemeyeydim de üstüme mi kalsın da? Hanım ağam öyle bir bağırdı ki duyman lazım. Yer gök inledi. Durduk yerde laf işliyorum senin çenen yüzünden. İki tane gelin almış. İkisi de birbirinden deli. Tabii celemesini de Emine çeksin değil mi? Kadın sussana sen. Birileri duyacak. Emine abla. Bak sana abla diyorum. Elinde büyüdüm, kalbini de kırmak istemiyorum. Eğer bir daha Zilan'ı karşına alırsan... sonrasına ben karışmam. Bak gördün, benim kabahatim ne? Gözün kör, kulağın sağır olacak Emine. Ortalık karıştıkça karışıyor. Söyleyeyim sana, daha da karışacak. Gerisini sorma. Tut şu dilini. Sus.
Evlenince nerede oturacağız peki? Burada mı? Alırım sana bir konak istersen. Doğru. Sen küçük evlere sığamıyorsun. İstanbul'da da evin kocamandı. Ay ne sinir etmiştin beni o gece. Hatırladın mı? Hı? O koca evde yalnız mı yaşıyorsun diye sormuştum sana. Sen de uyuz uyuz evli olup olmadığımı merak ediyorsun demiştim. Hay Allah'ım ya. Girmiştik birbirimize. Geçmişi konuşmayalım istersen. Alacağım mı bana bir konak? Hemen. Nereden istersen. Lan geçenlerde Dicle'lerin konağa gitmiştim. Yani çok eski ama acayip karakteristik bir konaktı. Bilmiyorum sen orayı biliyor musun tabii. Öyle bir şey olabilir mesela, ne dersin? Selin kaçta gelecekti? O bulamaz şimdi burayı. Aldıralım bunu. Her şeyi de düşünürmüş. Aldıralım canım. Gelince arayacaktı zaten, iyi olur. Kızı da apar topar getiriyoruz buraya. Leyla sakin ol. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Biri görsün artık seni diye ağlamıyor muydun? Gördü işte. Özür dilerim. Size kabalık ettim galiba biraz. Olur öyle şey, boş ver. Ne yapıyorsun şimdi, iyi misin? Otelde misin? Oteldeyim. İyiyim, sağ olun. Ya bak ben şimdi otele geri geliyorum. Yani eğer uyumayacaksan... hani müsaitsen bir çay falan içeriz belki, he? Hayır, hayır. Yani uyumam, ona hayır. Tamam. Tamam ben geleyim seni arayacağım. Söyle. Camiye doğru gidin. Birazdan paket arkanızda olacak. Tamam. Yenge, ne yapıyorsun? Gel diyelim, gel. Yenge, ben sana bir şey soracağım. Sor yengeciğim. Annem aşağıda lafı ağzıma tıkadı biraz önce. Hani benim şu şey var ya... şey işte canım. Ha, seninkini diyorsun. Yenge, biz şimdi... böyle pek fazla görüşemiyoruz. Sen ne diyorum, şu çarşı işini ayarlasak? Vallahi tek umudum sensin yenge ha. Sen merak etme diyorum. Hallederiz o işi de yarın öbür gün. Yaşa sen yenge. Diyar, ben de senden bir şey isteyeyim. Ömer abini arasana. Neredeymiş? Ararım tabii. Ama sen bir bekle, odadan telefonu alıp geleyim. Tamam? Tamam.
Kardeş, bir el atı ver de araba bizi yolda bıraktı. Karısı hayırdır ya? Yolda bıraktı bizi. Tamam, sen geç aynı anda itelim. Yola çıkmış ha. Arıyorum. Ara ara. Neredeymiş öğren. Hani böyle çaktırmadan ha. Alo abi. Söyle ufaklık. Saat kaç oldu? Niye ayaktasın sen hala? Ha, şey ödevim vardı da o yüzden abi. Seni merak ettim. Bu akşam eve gelecek misin diye bir sorayım dedim. Yok gelmeyeceğim. Ne oldu? Bir derdin sıkıntın mı var senin? Ha yok abi. Seni özledim. Sen otelde mi kalıyorsun? Yok ufaklık. Bağ evindeyim. Önemli bir şey yoksa sonra konuşalım mı? Ha, yok abicim. Öyle bir sesini duyayım dedim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz ufaklık. Yenge. Hı. Bu akşam da gelemeyecekmiş. Bağ evinde kalıyormuş. Ya aslında ben biraz daha konuşayım dedim ama önemli bir şey yoksa kapa dedi. Olur canım. Evidir yani illaki gelecek. İyi geceler yenge. İyi geceler canım. Vallahi de gideceğim, billahi de gideceğim. Kapıdan kovacak değil ya beni. Suriye'den Topal Abdül'ün sana da abine de selamı ver. Diyor ki ayağımın altında fazla dolaşmasınlar yoksa ben onları birbirine dolarım. Anladın? Sallasana kafanı. Salaklar almadınız mı telefonunu? Zilan arıyor. Artık bu gece buradan sağ çıkarsan geri ararsın. Kime dikleniyorsun lan sen?
ne dışarılıklı oldun Kadir. Telefonları da kapatıyorduk suratıma suratıma. Halil hoş geldin. Sağ ol Gülbahar. Hoş bulduk. Gel otur. Gel. Nasılsın Gülbahar? İyi misin? Seni burada görünce, keyifli de görünce daha iyi oldum ağam. Aferin Gülbahar. Aferin. Sen hep kurulu saat gibi böyle aynı şeyleri söyle. Şimdi başka şeyler deyince aramız bozuluyor. Ve sen de üzülüyorsun yani. Ağam. Bizim karpuzu kütürdetmişler epey. Dikim için senden haber beklerler. Aferin lan kelkeleş. Sana da aferin. Acelemiz yok. Daha kütürdetsinler. Biriniz beni bağ evine götürsün. Ömer çağırdı. Haydi sallanmayın. Buyurun ben götüreyim. Ailenin kararı çok önemli. Senin ailenin de beni istememesi gibi mi? Burada insanlar hiç istemedikleri evlilikler yapabilirler diyor. Anlamadım. Bu kadar zor mu senin için bunları anlamak? Zor değil. İmkansız. Sen bilin Celal abi. Sesi duyunca... Midem fena. Uyutmuyor. Geçmiş olsun abi. Cemo nerede? Gene mi kaytardı yoksa bu lan? Yok abi olur mu? Bağ evine gitti o. Ömer ağa mı çağırdı? Öyle sayılır. Dicle Hanım'ı götürdü. Ömer ağa mı söylemiş? Ne diyorsunuz lan siz? Ara çabuk ara. Dönsün hemen dönsün. Alo. Çok yakınız bari. Tamam, tamam. Nereye dönüyorsun? Devam etsene. Yürü düz. Yürü. Sağ. Dur dur. Bulacağız şimdi aradığımızı. Yürü.
İşte bu. Sakın kaldırma ayağını oradan, yoksa bum patlarsın. Sakın kaldırma ayağını oradan, yoksa ölürsün. Hadi eyvallah. Oraya al, oraya al. Ulan sıkacaksanız adam gibi sıkın. Şerefsiz, bu ne? Siz çıkana kadar. Ömer'i aramak için talimat beklediler abi. Dur, dur. Aceleniz ne? Biraz kıvransın küçük ağa. Terlesin. Cebelleşsin. Hadi bakalım Ömer Efendi. Koş, kurtar kardeşini şimdi. Sonra da kendini kurtar bu rezillikten. Bunlar hep bilmemekten ha Rüstem. Ya otur işte otelinin başında. İşini yap, inşaatını yap. Ama yok. İlla kahraman olacak bizimki. Al işte böyle uğraşırlar adamla. Ay, Leyla çok güzel oldun. Ne kadar çok şey yaşadım. Sen de benimle yaşadın. Ama kötü günler geride kaldı. Evet. Hep yanımdaydın. Dün canım arkadaşım. Canım benim. Canım benim. Çok mutlu ol. Tamam. Saate bakayım. Saat kaç oldu? Çok az kaldı. Ömer'le arkadaşı gelirler birazdan. Annemi arasam mı acaba? Bilemedim ki. Sen karar ver. Ben de bilemedim. Alayım bakayım şu kızı karşıma konuşayım. Uğursuz bu kız, uğursuz. Hatırla. Ömer bu kız için koştur koştur kanlı toprakları Halil'e verdi. Ölümlerden döndü. İyileşti dedik. Ayaklanır ayaklanmaz kıza koştu. Almış kızı da buraya getirmiş belli. Allah akıl fikir versin benim oğluma. Kızda da utanma yok. Takılmış bunun peşine gelmiş. Sen ne işin var evli barklı adamla? Hamurunun bozuk olduğu buradan belli. Şu günü kazasız belasız atlatalım da başka bir şey istemiyorum. Asıl muharebe bundan sonra başlayacak Ömer. Sen hazırlıklı ol. Tahir, üstüme gelme. Biliyorum Leyla canımı okuyacak. Ama razıyım. Hadi. Ulan ben buradan bir sağ kurtulayım var ya. Sizi dilim dilim kesmezsem şerefsizim. Thank you.
Hanım ağam hoş geldiniz. Doktor hanım içeride mi? Doktor hanım yok bugün. İzinlidir. Tamam sağ ol. İçine baksana. Bana evine bakalım Celil. Dicle, yavrum. Annem hoş geldin. Vallahi hiç görmeye gelmiyorsun ananı. Dedim bu kız unuttu beni. Ana olur öyle şey. Ancak tabii. Maşallah bizim konakta ortalık durulmuyor ki. Geç yavrum, geç. De bakayım bana, rahatsın. Bak sakın ola kendini ezdireyim deme. Yok ana. Vallahi keyfim yerinde. Biliyorum Ömer sana nikah kıymıyor. Ama ağabeyin yarın öbür gün çekecek onu bir kenara, bükecek kulağını. Sen hiç merak etme. Ana, asıl sen merak etme. Meğer bize büyü yapmışlar. Ömer'in o kadar ayak diremesi ondanmış. Odada yatağın altında muska buldum. Hem de kimin işi biliyorsun? Kimin işi olacak? Zila'nın işidir. Tabii onun işi. Kolyeyi de o çalmış. Ama her şey ortaya çıktı. Kureyş'a kesti cezasını ana. Bastı tokatı, zehir gibi konuştu. Bak sen Kureyş'a ya. Ana, üzülme sen. Bak vallahi elinin üstünde tutuyor beni. Bu muska da çıktı ya. Ömer'im de düzelecek. İnşallah yakında sana torun vereceğim. Ama boz beylir sonunda. Kız ben onu nasıl bağırma basıp seveceğim he? Ya ana neler düşünüyorsun? Deme öyle günahtır. Yok yok. Benim damattan yana da gelinden yana da hiç yüzüm gülmeyecek. Ağabeyin de düştü o doktor kızın peşine. Yarın bir gün basacak nikahı getirecek aha bu konağı. Gözünde gördüm dün gece vallahi. Kız ne gülüyorsun? Vallahi de billahi de istemem ha. Mahmut. Ya öleceksin ha. Öyle bir öksürüyorsun ki ciğerlerin dışarıda. Doktora gösteriyorlar mı seni? Gösteriyorlar, gösteriyorlar. Sen nasılsın, iyisin ha? Nasıl olayım? Sen burada ayrı mahpus. Kızım o konakta ayrı mahpus. O Dicle o konağa girdi ya. Zila'nın yüzü gülmez artık Mahmut. Ya başlamayın ha mecburen. Ne diyeceğiz yani? Kureyş'a dün Zila'nıma basmış tokadı. Ne tokadı? Sen ne diyorsun? Benim hanıma ile konuşmam lazım. Hanıma da seni dinleyecek. Yani öyle bir konuşuyorsun ki kendini mi kandırıyorsun, beni mi kandırıyorsun bilemiyorum. Anam beni dinler. Dinlemek zorunda. Yoksa kim hısım, kim hasım, herkes görür. Alo. Ömer Bozbey. Suriye'den Topal Abdül'ün selamları var. Kardeşin Kadir'i sınırda kaçakçılığı yaparken görmüşler. Bir mayına basmış diyorlar. Patladı patlayacakmış. Öyle bekler dururmuş. Kimsiniz siz? Ne saçmalıyorsunuz? Senin sınır köyüne git. Ufka doğru bak anlayacağım beni. Ömer ne olmuş? Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Kahretsin! Ya ne olmuş Ömer? Kadir'i kaçırmışlar. Ömer de gelemedi hala. Gelirler canım merak etme erken de.
Zaten geç kalsalar ne olacak? Şurada biz bizeyiz. Doğru söylüyorsun. Bir de bana telaş yaptırdın boşuna. Yok saçım yetişmeyecek, yok makyajım yetişmeyecek. Telaşlı şey senin. Fena mı oldu canım? Biz de hazır ve nazır bekliyoruz işte. Ömer, jandarmayı arasak mı? Bir gidip gözümüzle görelim neler oluyor. Öyle ararız. Şimdi kim, neyi, niye yaptı bilmiyoruz ki. Tuzak mı, neyin peşindeler? Kuyruklarına bastın sen. Geldiler mi? Ay koş.